Öz savunma dediğimiz kavram kanun kapsamında yine uluslararası ceza hukukunda tanımlanan bir kavram. Ve şunu ifade eder, burada cinsiyet ayrımına gitmeksizin, mağdur kendisine karşı bir suç fiilini gerçekleştirmek isteyen kişinin o yaptırımına mani olmak amacıyla kendisini savunduğu noktada bu meşru müdafaa olur, öz savunma olur ve bu bir haktır. Çünkü neyi amaçlar burada? Kendisine karşı suç fiili gerçekleştirecek biri var, onu durdurmak. Yani ona saldırmak kastı yok, onu durdurmak kastı var. Bu durumda bir öz savunmadan söz ederiz ve bu noktada öz savunma içerisinde bulunan bir kadının, burada kadın alanına gelmek zorundayız, kendisine karşı cinsel taciz, cinsel saldırı fiilini gerçekleştirmek isteyen bir suç failine karşı kendisini savunmak maksadıyla elbette ki koruması meşru müdafaa içerisindedir. Bunun aksine bir yorum getirilmesi burada işte aslında hukukun adil bir şekilde yargılanmadığı, hani uygulanmadığının göstergesi. Kendisine yönelik olarak gelen fiilleri cezalandırmayıp kadının kendisini savunmasını bir ceza konusu haline getiriyorsanız burada kadını aslında pasivize etme, onun kendi hak arayışlarına mani olmaya çalışma ve tamamen dar bir alan içerisinde haklarının elinden alındığı bir noktaya getirmek istiyorsunuz. Kadını bütün haklarından arındırılmış ve köleleştirilmiş bir topluma esir etmek istiyorsunuz yorumu çıkıyor burada. Şimdi kanun gereği şöyle, kadına pozitif ayrımcılık tanınan alanlar vardır. Yargı, yürütme ve işte yasama eliyle yapılan kanunlar, düzenlemeler vesaire, bunlar ya uygulamaktan geri tutuluyor yahut da var olan haklar kaldırılarak bu alanda hukuksal zeminde kadını koruyan kanunlar ve düzenlemeler geri çekiliyor yahut da uygulanmaz hale getiriyor. İkinci manada uygulamaya, yani doğrudan yargısal davalara geldiğimizde bu noktada da şöyle bir durum söz konusu oluyor. Söz konusu davalarda kadının şiddet mağduru olduğu, cinsel saldırı mağduru olduğu dosyalarda erkeği cezalandırmaktan, kaçınmaktan söz ediyoruz. Mesela demin bahsettiğimiz dosya örneğinde kadın cinsel taciz suçu mağduru oluyor bu noktada ve erkek fail. Ama aslında dosya neticesinde kasten yaralamaktan kadın suçlu olarak görülüyor. Herhangi bir şekilde öz savunma noktasında değerlendirme yapılmıyor ve aynı zamanda erkek herhangi bir şekilde cinsel taciz suçunun faili olarak, yasanığı olarak yargılanmıyor dosyada. Bu durumda erkek de doğrudan mağdur olmuş oluyor aslında. Cezasızlık politikası noktasında ek bir değerlendirme yaparsak topluma nasıl yansıyor diye baktığımızda şu şekilde değerlendirebiliriz. Zaten sistemin ataerkil olduğu, ataerkil bir düzen içerisinde yaşadığımız herkesin malumu. Bu düzen içerisinde kadının kendisine yuvar bulması için kadına pozitif ayrımcılık tanınması gerekirken ek olarak erkeğe güç sunularak, erkeğe geniş bir alan tahsis edilerek aynı zamanda kanunda tanımlanmış olan suçları işlemesine zemin hazırlanıyor. Yani şunu diyor devlet ve uygulamada çokça gördüğümüz şeyler de bunu gösteriyor bize. Erkek diyor ki ben suç işlesem de, kadını öldürsem de, onu dövsem de, ona cinsel saldırı suçunu ona karşı işlemiş olsam da nasıl olsa devlet benim arkamda. Erkeğe yönelik cezasızlık politikalarının bir sonucu da öz savunmasını kullanan kadınların cezalandırılması oluyor. Bunu son zamanlarda çok fazla görür bir hale geldik. Yani bizim mücadele arkadaşlarımız birçok alanda kendi öz savunmalarını kullandıkları için, bu gerek polise karşı öz savunma kullandıkları için, gerek şiddet failine karşı öz savunmalarını kullandıkları için çok fazla alanda çeşitli cezalandırmalarla karşı karşıya kalıyorlar. Bunun en sonuncusu aslında 2018 yılında kendisini cinsel saldırıda bulunan kişiye karşı öz savunmasını kullanarak hayatta kalan arkadaşımız, Mor Dayanışma üyesi arkadaşımız Sevda Önal'ın tutuklanmasıydı. Yani Sevda Önal 2018'de öz savunmasını kullanarak hayatta kalırken 1 Şubat'ta aslında ona o yıl verilen ceza onandı ve Sevda Önal tutuklandı. Bu aslında bize devletin politikalarının neyin üzerine ördüğü ve kadın mücadelesinde yer alan kadınlara ne düzeyde yaklaştıklarını çok iyi gösteriyor. Yani bugün Türkiye'de her ay onlarca kadın katledilirken, onlarca kadın cinsel saldırıya maruz bırakılırken, onlarca kadın intihara sürüklenirken, hiçbir yaptırım uygulanmazken, hiçbir ceza verilmezken bu şiddet faillerine, bu cinsel saldırıda bulunan faillere, kadın mücadelesinde yer alan kadınların sokağa çıkan, direnen, aslında kendi haklarını sokaktaki direnişleriyle elde eden kadınlara çok hızlı bir şekilde cezalar yağıyor. Çok hızlı bir şekilde cezaevine giriyor ve uzun yıllarda cezaevinde kaldıkları görülüyor. Bugün tutuklanan, cezaevine gönderilen
onlarca kadın olsa da sokaklarda o onlarca kadının bıraktığı mirası devralan binlerce kadın var. Evet, Sevda Ünal 1 Şubat'ta cezası onlandı ve tutuklandı. Ama biz Sevda'nın bıraktığı yerden mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü kadının mücadelesi böyle bir mücadele. Yani çeşitli yasaklamalarla, engellemelerle, cezalarla, yağdırılan cezalarla yerinde oturup mücadeleden vazgeçebilecek bir yapısı yok.